Sevgili misafirler, saygıdeğer konuklar, sevgili dinleyiciler, efendim, bugün her gün değil. Derler ya, senede bir gün, belki de senede bir gün de değil. Senede tek bir gün bugün. Neden? 56 senedir sahnedeyim. 72'ye varmaya ne ister bilmiyorum. Gramofon plağını 15 yaşında okudum. 15 yaşımdan beri aralıksız türküler verdim. Oyun havaları, türküler, mayalar, uzun havalar, bozlaklar. Her yaşın bir mevsimi var. 72 yaşına geldim. Şükür bu yaşı verene. Binlerce şükür. Yaradan her canlıyı yaratmış. Her canlının içinde hepimiz ayrı ayrı birer ruhuz. Can aynı can. Ama bu canın en güzeli kimdir? Yeryüzünde gördüğümüz insandır. İnsan bizim analarımızdır. Biz insanoğluyuk. Onun yüzü gözü hürmetine bize insanoğlu derler. Ama insan sevgisini yüreğinde taşıyan insana sonsuz saygım, sonsuz sevgim var efendim. Ben bugün buradayım, şu anda şuradayım. İnanın, İstanbul'daki son konserimde, artık son konserim demiştim. Çünkü 6 yaşında babam yanına aldı beni. Ekmeğini sazından kazanırdı. Okulum da o oldu, öğretmenim de o oldu. O günden bugüne kadar bunu çalar söylerim. Ben bugün buradaysam, beni buraya getiren... Sadece uzatmak istemiyorum. Ben çekildim de. Sevgili Volkan'ımızın o gözlerindeki sağ ışıklar. Kurban olurum hocam. Sen benim aşkımsın, aşkım. Hocam kendine kara surat demişti. Ben o kara suratı bir öpebilir miyim, o kara suratı? Çok güzel ya. Hocam bizi bu akşam mahvet, bizi bu akşam mahvet. O yüreğinden gelen tabii sevgi. Hani ben mektebe gitmedim de doğru söz bana doğru geliyor. Çünkü biz bu can içinde ruhuz, can haktır. Doğruyu da bilir, eğriyi de bilir, bize getirir. Anlayabilir isek eğer, ki anladığım için bugün huzurumuzdayım. Saygılarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Volkan'ımızın sevgisine saygılarımı sunuyorum. Efendim, şunu demeden geçemeyeceğim. Uzun yıllar yurt dışında kalmamın nedeni, ben mektebe gidemedim. Çocuklarım bir dünya kültürü alsın istedim. Çocuklarımın okulu benim son muradım idi. Şükür onlar için işte alışığız 6 yaşından beri düğün çalmaya, oralardan beri işte kuru yaman bir şeyler. Şükür muradım oldu, onların için oradaydım. Uzun yıllar orada kaldıktan sonra nihayet neticede beni Türkiye'ye getirdiler. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Burada bana bu 2003'ten beri 27-28 kere İstanbul'da konser verdim. Bundan daha fazla Ankara'da, Bursa'sı öteki bereki Türkiye'yi harita yaptırdılar. Ben Almanya'ya, Avrupa'ya gitmeden evvel vilayet kaza nahiyelerine kadar tekrar tekrar defalarca konserlerimle gezmiş olmama rağmen uzun yıllardan sonra tekrar harita yaptırdılar Türkiye'yi.
Galata Köprüsü'nün bizim köylülerin duyması için. Yanında bir yer var. Nereydi senin ilk konserimizin olduğu yer? Minyatürk. Minyatürk'te bir konsere davet ettiler. Evet dedim. Dediler ki Karadenizli bir sanatçı da gelecek. Karadeniz deyince Karadeniz havalarını severim. Çünkü Karadeniz havaları halk müziğimizin tadı tuzudur. Bana göre. Eyvallah. Sonra orada buluştuk o akşam. Aşkımız orada mı başladı hocam yoksa? Sevgili Volkan Konağı orada dinledim. Halkımız zaten bırakmak istemiyordu. Saygılarını ifade etti sahnede. Ben gözlerinden öpüyor. Kendisine huzurumuzda sevgimi sunuyorum. Başarılıdır. Başarısının sonsuz olmasını diliyorum. Sağ ol hocam, hep beraber. Teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Ben onur duyuyorum. Türkiye'de iki aşık var. Aşka aşık. Biri Neşet Ertaş. Ben de peşinden gelmeye çalışıyorum. Ben de çırağıyım. O yüzden iki aşığı buldunuz bu akşam. Yandınız vallahi. Buyurun efendim. Dünyaya gelip de aşık olmadım diyen yalan söyler. Evet. Neden? Çünkü dünyadaki canlı varlıkların en güzeli insandır. İnsan bizim analarımızdır, sevgililerimizdir, sevdiğimizdir. Ona onu görüp de aşık olmayan yalan söyler dedim. Doğrudur bu. Ama benim gibi aptal, ben Volkan'a aptal demiyorum. Uzun yıllar yüreğinde bu aşkı taşır ve bugüne getirir. Ben de aşka aşığım. Hocamdan feyiz alıyorum bu akşam. Hocam. Peki efendim. Hocanın teşekkür ediyorum ben huzurunuza. Hocam başlamadan önce parmaklarına bakar mısın? Ne kadar güzel elleri var ya. Abi sanatçıların elleri çok güzeldir. Ayıptır söylemesi. Övünmek gibi olmasın. Şu parmakların güzelliğine bak. Hocam o parmaklar bize ne sergileyecek bu akşam? Buyurun. Evet. Ama şu var. Aşk irade gönüller sultan olsun. Gönül aradığını gönlünce bulsun. İsterim ki herkes muradını alsın. Cahil felek buna mani olmasın. Felek dediğimiz huzurumuzdan yırak, kendini bilmeyen Adem sıfatındaki ruhlardır. Özür dileyerek söylüyorum. Saygılarımla beni bağışlayın bunu söylerken.